Evet, bugün kaldığım kasabadan ayrılıyorum. Dükkana mal getiren arkadaşlar beni Londra'ya götürecekler arabayla. Yarın sabah değil, öğlen 1'de uçağım var. Direkt İstanbul'a uçuyorum. 7.30 gibi İstanbul'da olacağım. Bir tane plak aldım. Sonra 4-5 tane kitap aldım. Bu plağın tanesi 50 penny, yani bizim parayla 2 liraya denk geliyor. Kitaplarda 1 pound'du. Birkaç Charles Dickens aldım. Bir Shakespeare aldım. Bir de ismini bilmediğim birini aldım. Hikayeler. Şimdi onları yerleştiriyorum çantaya. Çanta kirlenmesin. Poşetle koyalım. Evet, burada kaldım. Geçen hafta Perşembe'den beri aşağıda dükkan var. Dükkanın üstünde burası ev. Burada kalıyorum. Şimdi buradan ayrılma zamanı. Bugün hava kapalı İngiltere'de. Launceston kasabasındayım. Sabah biraz yağmur atıştırdı. Biraz sabah kapalı. Her an yağmur yağabilir. Mal getiren arkadaşları bekliyorum. Onlarla Londra'ya doğru gideceğiz. Evet, şu an Launceston'dan çıktık. Başka bir kasabadayız. Et dağıtma arabasıyla Londra'ya doğru gidiyorum. Launceston'da kaldığım kasabaya et bıraktılar. Oradan beni aldılar Londra'ya doğru. Şimdi et dağıta dağıta gidiyoruz. Abiler Türk. Türk işte kebap, pizza, chicken, tavuk dükkanlarına et dağıtıyor. Şimdi öyle. İşte onların et dağıtmasını bekliyoruz. Sonra gideceğiz. Başka yerlere de dağıtıp oradan gece 1-2 gibi Londra'da olacağım. Ben neredeyiz abi? Liskart. Liskart'tayız. Evet. Şimdi buraya bırakacağız etleri. Buraya da çekelim. Liskart'tayız şu an. Etleri buraya bırakıyoruz. Buradan başka bir yere devam edeceğiz. İsrail'e dokunmuyorlar. Burada para mı vereceksiniz? Evet. Ne abi, kadar? Abi. Araç kesiyorlar bizden kardeşim. Abi biz 150 kuruş veriyoruz. Ama Türkiye'de 15 dolar veriyoruz. Türkiye harbiden 15 dolar, 5 dolar veriyorlar. Bu ne köprüsü? Bu şey, Tamar Bridge. Aa. Tamar Bridge. Aa, bu şeyi bağlıyor burayı. Evet. Deniz değil mi aşağısı? Plymouth'un, evet, deniz. Burası Coyne, burası Coyne. Hmm. Denize bağlıyor. Şehir, bir başka şehirde bir başka şehir bağlıyor. Asma Köprü gibi. Asma Köprü, ha, anladım. Evet, Asma Köprü aynen. Biraz karanlık. Altımız şu an okyanus kardeş. Altımız okyanus mu? Evet. Atlantik. Atlantik. Değil mi? Atlantik okyanusu. Evet. Aynen öyle. Cash, tech. Biz buradan 60 mile gittiğimizde 60, yani Türkiye'nin 100 kilometresi dediğimizde gittiğimiz zaman ülke bitiyor. Hmm. Bir de şeyde Dover'da bitiyor. Tamamdır. Bitiyor. Yani sınırları burası. Devam. Burası da Plymouth hmm. diye geçer. O şeyi çektiyseniz, çektiniz onu. O simgesidir buranın. Ama çok güzel bir şehir. Plymouth. Sahili çok şey, sahili değil de hani şeyi çok güzel. Sahili de güzel de ama en güzel olan yanı böyle sanki masalsı bir şehir yapılanması. Hmm. Şimdi oraya gideceğiz. Tarih. Yok, oraya gideceğiz. Evet, gideceğiz. Orası da Mustur ama burası da güzel. Budo. Budo mu? Sahil bölgesi. Hmm. Burası Plymouth'tu. Plymouth. Plymouth Carting. Plymouth. Bak yazar üzerinde. Carting. Biz direkt gidiyoruz. Şehir merkezine girmiyoruz abi. Bak
güzel yol. Öteki yol kapalı olduğu için bu yolu seçtik. Yol görün vatandaş, yol yol. Zoraki ya, bu yola girdik. Ya iki kere de böyle yollardan geçiyoruz işte ya. Derin yollar. Taraftan gelseydik şehir daha farklı. Neydi burası? Dartmouth. 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 Evet. Şimdi Dartmouth'a geldik. Yavaş, yavaş ilerle abi. Al yavaş ilerle. İleri de bak. O araba duruyor ya, tek araba. Onun önüne bir yere dur, gitme abi. Gitme, fazla gitme, şoku geldi. Şu arabanın önünde mi? Yeah. Ha burası bak, gitme gitme abi. Şu arkasına dur şuraya. Ya şurası da... mı? Aha, yer burayı. Ya da bunun önüne durabilirsin. Bir dakika beni indirebilir misin? Çek abi çek. Parçasını ayrı bırak abi. Ha? Parçasını ayrı bırakırsın. Newton. Neydi? Abbott. Abbott. Aynen öyle şey abi. Daha biz işi de oraya, biz 6'da herhalde bugün gideriz sabah. Böyle bir yerdeyiz şu an. Evet, şu an böyle bir kasabadayız. Newton Abbott. Bu kasabaya geldik. Şimdi buraya mal bırakıyoruz. Bu Türk kebapçısına. Buradan son bir dükkan kaldı. Onu da bırakıp gideceğiz. 6 oldu değil mi? 6-7 olması lazım. 7. 7 mi oldu herhalde? Bu şehrini arkadaş çekecek tepeden. Abi zaten biz masal olmuşuz ya. Masal şehrinde neydi? Biz masal şehrinin masal oyuncularıyız. Evet, şimdi buradan tam zoom in yap burada. Ha şimdi gözük. Bak ta buradan buraya gidiyoruz. Bak göstereyim. Aynen. Ta buradan burası. Londra'ya. Yani kardeş, kaç saatte gideceğiz? 5 saat. Şanslıysak yol açıksa, diversion yoksa. Evet, o da olabilir. Reading'de gene bize bir kitleme yapabilirler. 5 saat sonra Londra. Londra'da görüşmek üzere. Evet abi, biraz. Gidelim. He? Ben mi? Ben kofi alacağım. Kofi? Kafam dağıldı. Yok, bir şey istemiyorum diyorum. Ben de dedim. Allah Allah dedim. Ne oluyor? Nasıl evet ya? Şimdi kahve almak için durduk. Yani, kahve diyorsun. Benzin istasyonunda. Deliko. Ne içiyorsunuz kahve? Deliko. Sen de... Ne oldu? Sen de kapalı mısın canım benim? Ha kapalı mı? Ha şuradan mı aldın? Gerizekalı kapatmış mı orayı? Night payment. He? Gel içeri gidelim. Zengin olmaz. Kendilerine zengin. Adamların daha hala 32 tane sömürgecisi var. Bak hala. Avustralya bunların, Amerika bunların. Nijerland bunların, Japon daha düne kadar bunlarındı. Hong Kong, Hong Kong yok mu? Ya bu göklere sen böyle durduklarına bakma. Böyle fakir yani. İçin durduklarına bakma diyorsun. Sen delisin. Ya, McDonald's'a geldik. Ha, Cimen Espresso muydu? Ya, double or single? Double. Double, yeah. One double espresso, one... latte. Ben de şey kardeş. Ben de latte içim ya. Yeah, two latte. McDonald's'tayız şimdi. Kahve alıyoruz. Daha Londra'ya. Londra'ya kaç saat var daha? 4. Londra'ya dedi, number 5 hours. 5 saat daha var baba. Demin de 5 saatti. Düşmez o. İngiltere'de benzinini kendin dolduruyorsun.
saat 66 pound'a kocaman otobüsün, kocaman kamyonu deposunu fullediler. 66 pound. Söyle böyle diş. Kaç dedin abi? Evet, Londra'ya ne kadar kaldı? Kaç mile? 50 mile. 50 mile. Kaç? 50. Biraz aşağıya doğru, aileye gelin. Ha. Evet, şu an nasıl? Londra'ya 50 mile kaldı. Yağmurlu. Londra'ya yaklaştıkça yağmur çoğalıyor. Evet, şu an Londra'nın içindeyiz. Tottenham'dayız. Buradan ben birazdan trene binip havaalanına doğru gideceğim. Beni tren istasyonuna bırakacaklar. Sabah saat kaç şu an? 7. Saat 7 kardeş. Saat 8'den beri, 12 saatten beri bizdesin. 12 saatten beri. Oo. 12, aynen. 13 mi oldu? Dün 9'da. 9'da mı geldik? Senin 9'da misin? Aldınız. E tamam, o zaman 11 saat. 11 saat. İstiyor. 11 saattir arabadayız, gidiyoruz. Anca Londra'ya gelebildik. Buralar biraz şehrin dışında mı oluyor? Evet. Victoria Station'dayım. Coach Station otobüs istasyonuna doğru gidiyorum. Oradan havaalanına gitmek için otobüse bineceğim. Luton Havaalanı'na. Otobüs terminali. Şimdi buradan biletimi alıp havaalanına doğru gideceğim. Şu an Coach Station'dan, Victoria'dan çıktık. Luton Havaalanı'na doğru gidiyoruz. 1,5 saat sonra yaklaşık Luton Havaalanı'nda olacağım. Evet, şu an Luton Havaalanı'ndayım. Victoria Station'dan National Express'le geldim. National Express 11 pound. Victoria Station'dan, Londra'dan, merkezden kalkıyor. Bir saatte geldim buraya. Eğer Luton'a geliyorsanız buradan National Express'le 11 pound'a gidebilirsiniz. Ya da Green Line var. Şu yeşil otobüs. O da 10 pound. Üstünde yazıyor zaten. O da Londra'ya gidiyor. Büyük ihtimalle o da Victoria'ya gidiyor. Victoria ana tren merkezi. Oradan artık nereye gidecekseniz metroya aktarma yapıp gidebilirsiniz. Zaten yetkililer de var metroda. Gideceğiniz durağı söylerseniz yönlendirirler. Zaten okuma yazmanız da varsa orada yazıyor. Takip edebilirsiniz. Burası Luton Havaalanı. En uzak havaalanlarından biri Londra'ya. Ama bir saatte geldim otobüste. Trafik de yoktu tabii. Trafiği de hesaba katmanız lazım. Ben 9 otobüsüne bindim. 9-10 gibi burada oldum. Londra'da trafik de oluyor. Sırf Londra'da değil, küçük kasabasında bile girişinde çıkışında saatlerinde, iş çıkışı saatlerinde falan trafik oluyor. Şimdi buradan içeri gireceğim. Departure'dan içeri gireceğim. Türk Havalimanı'na indim. Pasaport kontrole doğru gidiyorum. Oradan bavulumu alıp dışarı çıkacağım. Evet, burada sıra yok. Türk vatandaşları kısmında